Herkese merhaba arkadaşlar. Biz uyandık. Kahvaltı hazırlığı yapıyoruz şimdi. Murat'ın yaptığı ekmeğe tereyağı süreceğiz. Tereyağını erkenden çıkarttım ben. Bir de üzerine baharat koyacağız. Ekmeği yağladıktan sonra. Bu baharatları bana çok soranlar oluyor. Arkadaşlar bunlar internette belki göçmen baharatı yazarsanız belki bulabilirsiniz. Yani ismi ne diye soruyorsunuz da ismini anlayamıyorum üzerinde yazanı. Ne diyerek alacağımız. Bilen varsa yazsın, küprika diyoruz da. Bu ekmeğin üzerine dökmek için. Yazılışı farklı olabilir. Aynen olabilir. Şimdi herkese dilim ekmek yapacağım. Ondan sonra tereyağı süreceğim. Kapattım sen. Yumurta haşladı. Böyle kahvaltımızı yapacağız bakalım. Çayı da demledim erkenden. Kıymayı bile çıkarmışım. Akşam yemeği için. Çıkarttım erkenden kıymayı. Ekmeği çok beğendiniz. Instagram hesabında. Gerçekten mükemmel oldu. 2 bardak undan. Şeklini nasıl verdin diyenler var. Borcama koydum. Şekli öyle oldu. Eğer Murat o yayvanda yapsaydı böyle olmazdı. O borcamın içinde. Herkese bir dilim değil mi? Yoksa böyle biz bir ekmek bitiririz. Bir dilim bana olmaz, bir dilim. Sana şu büyük bir dilimi koyalım. Ama çok köy ekmeği bile, ne bileyim, yiyelim bakalım. Belki yedik. Yumurta da yiyeceğiz şimdi. Aç. Nerede kızım? Çekirdek nerede? Zeynep de yiyebilecek bundan. Aşağı mı atmış hadi? Çünkü ne yumurta var, ne süt. Yok abi, yemiş. Aa, çekirdeği yutmuş. Bir de Murat tariflere baktı internette. Birisi yazmış tariflerde şey. Gerçek fırın ekmeği diye adı altında. Süt var, ne var içinde. Aynen, süt var diyor. Onca fırıncı diyor süt, kutu kutu süt alıp ekmek mi şey yapacak diyor. Nasıl da şey yapmış diyor. Gerçek fırın ekmeklerinde yok süt. Evet, tam yap. Şöyle açalım. Bu da annem beslenme kabıydı. Hem buraya koymuştum tereyağı. Hem de şu alt kısma. Üst kısımdaki bitti. Isır. Buradakileri kullanacağız. Isır kızım. Sabah bir muz yedi Zeynep. Tereyağı da pek çözülmemiş ama. Öyle bir seviyorum ki. Aynen. Bana ne yaptı? Lömbür lömbür götürdü. Şöyle. Bir tane bırakmadı. Rahat sürürse sürülmüyor. Hala donuk. Şöyle şunun içine dökeyim ben bunu. Kahvaltıdan sonra çok güzel bir şey oynuyor. Böyle toz. Diğeri gibi değil bu. Hayvan bulmaca oynuyor. Aa, çok güzel kokuyor. Bir değişik bir şey oynuyor. Böyle. Bir baharat. Ben seni kullanıyorum. İşte zeytin koyacağım annene tabaklara. Yumurta, peynir, tulum peynirinden. Ondan sonra tereyağlı ekmek. Üzerine de bundan dökeceğiz. Öyle bir kahvaltı yapacağız bakalım. Tabaklarımızı hazırladım. Şimdi çayları doldurayım. Kahvaltımızı yapalım bakalım. Al ekmeği. Ekmek. Hadi ekmeği ye bakalım. Beğeneceğim bari. Üstüne serpecek misiniz? He, buraya masaya mı koydun? Hı. Anne, İsteyen. Tam yağ sürememişim. Ali bundan serpeyim. Ve tam yağ sürememişsin diyor bak. İlk önce böyle burayı ısır istersen. Poy gibi kokuyor değil mi öyle bu da? Zaten öyle. Ne, poy mu? Bence poy. Abi yemeğe attığımızda bunun aynısı mı acaba? Hayır canım. Serpin bakalım ekmekleri. Ali serpeyim mi, beğendin mi? Bana serp, benim ekmeğime serp böyle. Yumurtama da birazcık. Şey yapalım. Şu yağı tam sürelim. Sürülmüyor oğlum. Anne. Tutatmış, erimemiş. Bu Zeynep'in muzuna bak, ne kısa şekilli şu kulu. Yemiyor ki, istemiyor. Ekmeği de yemiyor. Hani serpeyim mi oğlum baharat? Hı hı. Sevdin mi? Pekmezli ekmek de yemiyor. Hayır Zeynep, oyun yok. Yiyorsan aç ağzını. Ben veriyorum aynısını. Aç. Aç bakalım. Yok, sen doymuş karnı. Tahta kaşımı çıkarttım. Ekşi mayalarımı çıkartıyorum.
Şimdi bunlara un ekleyeceğiz. Şöyle bir kaşık un ekliyoruz. Yine içme suyu kullanıyoruz. Tamam. Şöyle tahta kaşıkla yine karıştırıyoruz. Tamam. Kıvam çok böyle su gibi cıvık olmasın arkadaşlar. Biraz koyu koyu böyle cıvık hamur yoğuruyoruz ya. Aynı öyle olsun. Biraz katıya yakın. Tam orta kıvamlı. Yani şöyle. Öyle olsun yani. İyice karıştırdım. Her gün aynı işlemi yapacağız. Tam bu saatlerde yapmıştım dün. Yine aynı 24 saatte bir. Tamam. Şimdi yine kapağını şöyle üstüne böyle koyuyorum sadece. Hiç çevirmiyorum. Ve yine aynı yerine kaldırıyoruz. Buna da yine aynı işlemi yapalım. Şöyle dursun. Günaydın. 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 Günaydın annem. Kalktın mı? He? Güzel uyudun mu? Gel. Gel. Tam dedik Zeynep öğlen uykusuna yattı. Biz de bir kahve keyfi yapalım dedik ama bu aralar öğlen uykularını çok az uyuyor. Şimdi birer kahve yapacağız. Murat'la birlikte içeceğiz. Şöyle bisküvi açtım yanına yiyelim dedim. Ali'ye de böyle fındık koydum. Zeynep'e de şimdi kuru üzüm koyarım. Ve tepsimizi hazırladım böyle. Zeynep uyurken bir biberon mama yedi. O yüzden şimdi bir şey yedirmeyeceğim. Birazcık geçsin istiyorum. Çünkü böyle hemen yedirdiğim zaman istemiyor. Mama yediği zaman. Şimdi bir televizyondan bir şeyler açarız. Bir de cevizli bir şey almış. Cevizli sucuk almış. Bir sürü ben dedim bu ne lan? Ne getir gibi? Bakalım onu getir bakalım. Şimdi ailecek film keyfi yapalım bakalım gidip de. Bu Zeynep'in, bu Ali'nin, benim, Murat'ın kahvelerimiz. Hadi şimdi içeri. Bu keçi boynuz pekmezini de her sabah çocuklara yediriyorum. Özünü al demişsiniz. Özü de vardı şokta gördüm. 12 liraydı. Bu da 9.90. 10 lira bir şeydi işte. Bir dahakine de onu alacağım. Bu bitsin öyle alacağım bakalım. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi mamalar. Hadi içeri. Çorap giydirelim hem Zeynep'e. Zeynep uyurken ben de Ali'yi banyoya soktum. Yıkadım. Ay alkış yapıyor. Çok mutlu. Hadi yürü kızım. Hadi bakalım. Nasıl koşuyor ya? Bak şok online alışveriş. Maşa ve koca ayı. Bak aç dedi. Ben içeride dolapları düzenlerken Murat da burada bir tepsi yine ekmek pişirmiş arkadaşlar. Şu an fırında yani az kaldı çıkacak. Şimdi burada patlıcan musakka yapıyor. Böyle alacalı mı soydun? Sonra ne yaptın? Hiç tuzlu suda bekleteceğiz. Tuzlu suda bekletecek. İçinde kıymalı harcını yapacağım. Kızartacağız. Öyle patlıcan musakka yapalım dedik bugün. Şey yapacağız mı pirinç pilavı? Bunun yanına güzel oluyor ya. Oluyor da ekmekte yaptı kesen bilirsin. Sana bırakıyorum o kısmını. İyi bakalım. Kıymayı da zaten erkenden çıkarttım ben.
dolaptan kahvaltıda çıkartmıştım. O da çözülmüş. Şimdi ama bunlar birazcık beklesin de acı suyu çıksın. İnce ince böyle çok güzel oluyor. Kalın kalın böyle Murat pek sevmiyor. Değil mi Murat? Evet, ince seviyorum. O yüzden şimdi, ben doğruyum. Emine'ye bırakmadım bu işi. Şimdi ben kızartma tenceresini çıkartayım. Ama şimdi çıkartmayayım değil mi? Biraz tuzlu da bekleyecek tabii ya. Tabii beklesin akşam. Tuzlu suda. Akşama doğru çıkart. Daha saat öğlen ya. Ben can sıkıntısına girdim valla. Saat öğlen mi? Kaç? Saat 4. Oldu mu 4? Tabii ya. Ne diyorsun? Çok değil mi ya? Biz çok mu yaptık 3 patlıcan? 3 patlıcan tam bence. Onlar şimdi minilecek 3 kişiyiz diye. Zeynep zaten yiyemez patlıcan. Ona kıymalı harçını ayıracağım. Ay parmağını keseceksin diye aklım çıkıyor ya. Çok dipten kesiyorsun. Onun da sapları ne kadar faydalı aslında ama yapmıyoruz. Atıyoruz. Kurutup saklamak lazım onların saplarını. Hmm. Niye tabii şeyden? Hemoroid basureyi geliyormuş. Sonra başka şeylere de iyi geliyormuş. Bir tek o sıkıntılara değil. Doğrudur. Her şeyde her şey doğada bir çözülüyor değil mi? Şifa bir şey var yani. Allah'ın. Ah! Şaka var, şaka ya, var. Ne yapıyorsun ya? Sen var ya sen. Ekmek olmuş mudur? Yok, tamam yok. Bu kadar patlıcan. Şimdi suyu basacak üstüne. Tozlu suyu düşürler. Dur ben de sana tuz getireyim. Zahmet etme ya. Ben de iki gardırop bitirdim ama niye öyle diyorsun? Gardırobları ben de düzenledim. Ekmek pişti mi acaba ya? Kapatsak mı onu? Bir açıyorum. Sakın buhara yaklaşma. İki kere dün bunun tepesine dikildi Murat. Böyle açtığımız gibi hemen tepesinden bakıyor. Buharı yedim kafama. Buharı yedim vallahi yanacaktı. O olmuş bu. Ha, tuzlu suya da koydu Murat. Ovalıyor güzelce. Biraz daha su koyayım mı? Az mı suyu ya? Az geldi. Koy biraz daha. Hı hı. Üzerine de tabak kapattı böyle. Onları suyun içinde beklesin bir boğuyoruz. Saat. Boğuyoruz. Hadi bakalım, boğa bakalım. Çıkanlar çıkıyor artık, yapacak bir şey yok. Olsun, o kadardan bir şeycik olmaz. Evet, hepsini güzelce şöyle yaparak suyunu sıktım. Şöyle yapıyorum deste halinde. Sonra sıktım suyunu güzelce. Ve bu kabı yine boşalttım, suyunu koydum, aktardım yani ondan ona. Şimdi de kızartıyorum böyle. Sonra havlu peçetenin üzerine koyacağız. Dedim kızartayım, dursun dedim şimdi. Sonra kıyma sosunu kavurdum mu üzerine dökerim sonuçta dedim. Fırına da girecek ya. Tencerede de güzel oluyor aslında ama Murat fırını tadına doyamıyor. Çok seviyor fırınlandı mı. Böyle kızarsınlar bakalım. Doğradım iç harcı için. Burada da patlıcanlarımız kızardı. Şimdi yağlı kağıt koydum böyle tabağa. Alacağım hepsini. Evet, patlıcanlarımız bitti kızarması. Çok az oldu. Murat 3 tane fazla gelir dedi ama. Şimdi soğanları da kavurdum. Sarımsakları ekleyeceğim. Salça, kıyma. Öyle bir harç hazırlayacağım. Aynı karnıyarıktaki gibi güzel bir harç hazırlayacağım. Akşam yemeğimiz hazır. Tabakları hazırladık böyle. Yoğurt da çıkarttım. Pirinç pilavı yaptım musakkanın yanına. Murat aslında ekmek yapmıştı ama ben dedim yine pilav da yapayım. Zeynep de çok seviyor çünkü pilavı. Şöyle açalım lan bir. Ocağım da battı. Ama yemekten sonra silip temizleyeyim dedim. Kızartma oldu ya şimdi. Ah, Zeynep ne yapıyor? Gene boşaltıyor işte dolapları falan. O boşaltıyor, ben yerleştiriyorum. Akşama kadar öyle vakit geçiriyoruz. Burada da musakkam. Öyle borcama. Bir tane patlıcan kalmış ortada. Kabın içinde. Ben de hemen attım öyle tepesine. Hadi bakalım onu da çıkarayım, artık pişmiştir. Hadi koy bakalım onların yerine kızım. Koy dolaba. Koy dolaba.
Aferin. Bunları da koy. Aferin. Boncuk göz. Hadi bunu da koy. Zeytinyağı. Aferin. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin. Aferin sana. Kapat. Kapat hadi gel mama yiyeceğiz. Hadi koyayım bakayım tabakları şimdi. Yoğurdu açtı. Şimdi de tabaklara yoğurt koyuyor. Ben de böyle pilavları koydum tabaklara. Kaseyle böyle ters çevirdim. Ali böyle çok seviyor. Tamam annem. Diğerine koy şimdi biraz da. Şunu şöyle alayım ben. Heh, yanaştır tabağına. Tamam. Hadi bakalım. Zeynep ne yapıyor? Ekmeğe bakıyor. Murat'ın yaptığı ekmeği de göstereyim size. Onu göstermedik sanırım. Bu yeni yaptığı ekmek arkadaşlar. Instagram'dan takip edenler zaten gördü. Altını kapatalım. Fırının. Çok mu sıcak? Evet. Tutmayalım. Oh evet. Tutmayalım mı çok sıcak? Sakkadı çıktı fırından. Şimdi tabaklara koyalım bakalım. Şöyle. Musakkamız da böyle oldu arkadaşlar. Çok az birazcık kaldı tabakta. Tencere şeyde borcamda yani. Ali de böyle yoğurtla karıştırarak yiyecek. Ben de böyle koydum. Hadi bize afiyet olsun. Markette de un bulamadığım için Migros Sanal Market alışveriş yaptım. 2 tane şöyle 5 kiloluk un aldım. Bunların fiyatı 25 lira 50 kuruştu 5 kilosu. 2 tanesi 51 lira tuttu. Bir tanesi patlak geldi yalnız böyle. Ben de un kabında da biraz olduğu için şimdi dökmeyeyim diyorum. Onu bitireyim. Ondan sonra bu yeni unu koyarım içine dedim. Ondan sonra bir paket yine bergamot aromalı çay aldık. Çay markasını hep soruyorsunuz ya. Bunu çok seviyoruz biz. Bunun da fiyatı hep fiyatlarıyla söyleyeceğim şimdi. 10 lira 95 kuruştu bunun fiyatı. Ondan sonra Pınar'ın süzme peynirini aldım. Bu da belirli alışveriş yapanlara indirimdeydi. 10 lira 95 kuruştu fiyatı. Ondan sonra bu markanın tam yağlı taze kaşar peynirini ilk defa aldık. 23 lira 95 kuruş. 10 süt tam yağlı taze peynir diyor. 2 tane de Migros'un sütünü aldık. 6 lira 90 kuruş tuttu. 3.45 fiyatı. Bir tane beyaz lahana aldım. Kapuska yaparız diye. Bu da 7 lira 70 kuruş tutmuş. 3 kilo 800 gram gelmiş. Kilosu 2 lira. Ondan sonra yumurta aldık böyle 30'lu. Bunun da fiyatı 13 lira 95 kuruştu. Nakliyeli 5 lira 90 kuruşa getirdi arkadaşlar. Plastik poşet 3 tane poşete koymuş. Onlar da 25 kuruştan 75 kuruş tutmuş. Böyle un için bir sanal market alışverişi yaptım. Sular da balkondaydı. İçeriye taşıdım. Ondan sonra orkideyi komple leğenin içine soktum. Böyle komple su almasını sağladım. Ve ondan sonra yine çıkarttım ve buraya koydum. Bakalım. Böyle mutfağa koy demişsiniz. Ben de sizleri dinledim ve koydum. Videomu da artık sonlandırayım. Bunları temizlerim. Ondan sonra yerlerine yerleştiririm. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.